Teşekkür ederim. Haftanız iyi olsun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şöyle kasımda görsünler. Recep attığınız sayı bu. Teşekkür ederim. Zahmet ettiniz. Şöyle aranıza bir şey koyun. Geldiğimizden beri bizim kurumumuza göstermiş olduğunuz ben SGK'yı seviyorum. Destek ve katkılarınızdan dolayı sağ olun. Bu plaketi sunuyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bunu da şöyle yapalım. Uygun yerlere oturalım. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kurumun mu? Evet, sayın. Kurumun, evet. Güzel, hoş geldiniz. Sayın Var, öncelikle Hatay ilimiz Beyhanlı ilçesinde vahim bir saldırı sonucu şehit olan vatandaşlarımıza rahmet damlıyor ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Türk milletinin başı sağ olsun. Ve böyle bir güne denk geldi. Ancak maalesef hayatta devam ediyor Sayın Var. Sosyal güvenlik kurumunu paydaşlarına tanıtmak, sosyal güvenlik reformunu anlatmak ve vatandaşlarımızı hak ve yükümlülükler konusunda bilgilendirmek ve sosyal güvenlik bilincinin yaygınlaşması amacıyla kutladığımız bu hafta Sayın Valim etkinliklerimize devam ediyor. Bu etkinliklerimizde ilk önce kişisel gelişimle başladık. Daha sonra basın toplantımız ve arkadaşlarımızı Pitli'ye götürdük ve bütün okullarımızda müdür yardımcısı arkadaşlarımız eğitimler veriyor. Şu anda da eğitimler devam ediyor. Ayrıca bütün ilçelerde Tarım İl Müdürlüğü ve Kırsal Kalkınma Koordinatörleriyle birlikte onlarla da tarımdaki çalışan vatandaşlarımızla birlikte sosyal güvenlik önemini ve sosyal güvenliği vatandaşlarımıza anlatıyoruz. Biliyorsunuz sosyal güvenliğin en önemli etkenlerinden birisi ise kayıt dışıyla mücadele. Kayıt dışı olmazsa olmazımız. Ve yine kadınlarımız el işi göz nuruyla yapmış oldukları emeklerinin karşılığı 30 gün yerine 19 gün prim ödeyerek ve bu yıl 20 güne çıktı. 20 gün prim ödeyerek isteğe bağlı sigortalı oluyorlar ve kadınlarımızla ilgili sosyal güvenlik kurumu bu çalışmaları devam ediyor ve çalışmalarımız bundan sonra da devam edecek. Etkinliklerimiz bilgilendirmeyle ve akıllı ilaç kullanımıyla ilgili bu yıl sağlıkla ilgili daha fazla bir yoğunluk sarf edeceğiz. Saat 2'de yine inşallah Sayın Valim bu devlet hastanesinde akıllı ilaç kullanımıyla ilgili 2000 adet kitap bastırıldı ve bu kitaplara vatandaşlarımızın sağlık yardımından nasıl faydalanırlar ve ilaçları nasıl kullanırlar bunları anlatacağız. Bizleri kabul ettiğiniz için Sayın Valim çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. Ben de güvenlik, sosyal güvenlik hakları sayılı olsun diyorum. Teşekkür ederim. Bu haftada ve yıl boyunca yaptığımız çalışmalardan başarılar temin ediyorum. Sosyal Güvenlik İl Müdürü Fena Bey'in ifade ettiği gibi Reyhanlı'daki bu elim olaydan ötürü şehit düşen halkımızın ailelerine başsağlık diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun diyorum. Birlik beraberliğimizi, huzurumuzu olumsuz olaydan kaçırmayacaktır. Biz yine kardeşçe ve huzurla bu ülkemizi yaşayacağız ve işlerimizi güzellik içinde yapmaya çalışacağız. Sosyal güvenlik sizlerin anlattığı gibi genç yaşlarda sağlıklı olan dönemlerde ülkemiz için çalıştıktan sonra belli bir dönemi kıdem yıllarını daha rahat huzurla geçirme için var olan bir kurum. Bu kurum kayıt dışı ekonomiyi kayıtlı ortama almak için önemli bir araç, önemli bir vasıfı görmekte. Kadınlarımıza, yaşlarımıza, ilaç kullananlarımıza, emekli olan insanlarımıza ve olmakta olan insanlarımıza önemli yardımlar, hizmetleri var. Bu hafta vasıtasıyla halkımızın daha duyarlılığını kazandığımız ve SGK hizmetleri daha iyi yapan hale gelir. Başarılar diliyorum. Ekibimizi de kutluyorum. Haftanız iyi olsun.
Bugün sosyal güvenlik haftası başlamış bulunmakta. Sosyal güvenlik haftasının amacı sosyal güvenlik bilincini tüm toplumun kesimlerine yaygınlaştırmak. Bu nedenle de bugün hastanemizde sosyal güvenlikle ilgili sağlıklı yaşam bilgileri kitabımızın tanıtımını yapacağız ve hastaneye gelen bütün vatandaşlarımıza doktora nasıl müracaat edeceklerini, ilaçları nasıl alacaklarını, hastaneye nasıl gideceklerini, eczanelerde ilaçlarını alırken ne yapacaklarını ve hayatlarındaki bazı kuralları anlatacağız. Bu kitabımızda vatandaşın bilgilenmesi açısından diş fırçasını, dişleri fırçalamadan baştaki ayaktaki tırnaklar nasıl kesilir, insan uykusu nasıl uykuda, hangi saatler uykuya yatar veyahut da yemeklerde tuz ve diğer şeyler nasıl kullanılır, ilaçlar nasıl kullanılır? Örneğin hasta olan bir kişi, nezle grip olan bir insanın antibiyotik kullanılamayacağı ve beslenmeyle ilgili ve temizlikle ilgili, örneğin sigara kullanımından kaynaklanan hastalıkların ülkemize yıllık 2.8 milyar TL sağlık harcamasına yol açtığını biliyor musunuz? Ayrı Sosyal Güvenlik Kurumu'na 900 milyon TL bir masraf olduğunu vatandaşlarımız biliyor mu? Yani bir hafta boyunca hastanemizde değerli yöneticilerimiz ve baştabımızla birlikte bu hastalarımıza tanıtacağız ve inşallah bu kitaptan hastalarımız daha iyi faydalanırlar düşünüyoruz. Ayrıca aş evi ve Eczacı Odası Başkanlığı'yla birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu ilaç toplama kampanyası başlattı. Bu ilaç toplama kampanyasına Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü'ne de vatandaşlarımız kullanmadıkları ilaçları veya günü geçmiş ilaçları getirip teslim edebilirler. Ben vatandaşlarımızın bu sosyal güvenlik haftasında farkındalığı fark etmeleri için sosyal güvenlikle ilgilenmelerini rica ediyorum ve sosyal güvenlik haftasının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Evet, 13 Mayıs Sosyal Güvenlik Haftası. Sosyal Güvenlik Kurumu Uşak İl Müdürü Şenol Bey'in önderliğinde hastanemizde bir stand açtılar. Hakikaten vatandaşımızın sağlıklı yaşaması için, sağlığa ulaşması için çok kapsamlı bir kitap broşür hazırlamışlar. Sağlıklı Yaşam Bilgileri adı altında. Ve bir hafta boyunca hastanemizde gelen hastalarımıza sağlıklı yaşam nasıl olur? Hastalanmadan koruyucu hekimlik nasıl olur? Vatandaşımız kendi kendine nasıl hastalanmadan kendini koruyabilir gibi bilgiler bu kitapta yer almakta. Ve hastalarımıza bir hafta boyunca burada sağlık bilgileri verecekler. Bizler de elimizden geldiğimiz kadar kendi personelimizle onlara destek olacağız. Ben bu vesileyle Kenan Bey'e tüm SGK kurumu adına teşekkür ediyorum. İnşallah bu haftanın bütün hastalarımıza, bütün uşağımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Biraz önce Kenan Bey belirtti. Bu hafta içerisinde, geçen hafta içerisinde Vakıflar Haftası etkinlikleriyle birlikte bir ilaç toplama kampanyası başlattık. Bunun yanında kitabı incelediğimizde görüyoruz ki Sayın Hastane Yöneticimiz de belirtti. Asıl olan koruyucu hekimlik. Yani hasta olmadan önce hastalığı engelleyebilmek. Eğer biz bunu yapabilirsek hem sağlık standardımız, yaşam standardımız oldukça artıyor, hem de ekonomik anlamda ciddi bir artıya geçiyoruz. O yüzden koruyucu hekimlikle alakalı temel bilgilerin verildiği bu kitabı tüm halkımızın okuyarak hayatlarında uygulamaya çalışmalarını ben de tavsiye ediyorum. Bir kez daha bu haftanın hayırlı olmasını dileyerek Kenan Bey'in şahsında tüm çalışanların haftalarını kutluyorum.